domates işleme tesisindeyiz. Arka tarafta çuvallarla boşaltılan, tezgahlarda kurutulmuş olan domatesler bu sistemden geçiyor. Buradan yukarıdan aşağı ve tezgahlara dökülüyor tekrar. Bu tezgahlarda ayıklama yapıyorlar. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Nelere bakıyoruz, neleri ayıklıyoruz? Öncelikle saplarını, sonra kabuklarını, kötü olanı. Evet, içi tozlu olanlarını alıyoruz. Bunu atıyorum buraya. Tamam. Tamam. Sapı var mı ki bunun? Tabii, sapları var. Evet, saplarını koparıyoruz. Şu sapı koparıyoruz. Evet. Ayşe, ne zamandır çalışıyorsun? Ben 2006'dan beri domates işindeyim. 2006'dan beri domatesle uğraşıyorsun. Evet. Sen domatesi çok seviyorsun demek ki. Evet, öyle. İşimiz bu ya. Güzel, seviyoruz. İş olarak mı domatesi de sever misin? Hepsini de severim. Domatesi de severim. İş olarak da severim. Ben domatesi çok seviyorum. Tazesi güzel olur. Kurusu güzel olur. Ama kurusunun da ayrı bir tadı var değil mi? Çok güzel, evet. Ayrı bir tadı olur. Nereden geliyor bu domatesler size? Konya'dan gelir. Buralarda da oluyor işte. Buralarda da yetişiyor. Evet, ovalarımızda yetişir. Bayındır'da da oluyor değil mi? Aynen, aynen. Bayındır'dan da geliyor. Şimdi saplarını çıkarıyorsun. Sonra böyle kabuklarını alıyorum. Kötülerini, evet. Şu mu mesela? Evet, bu kabuk. İnsanın bazen başı dönüyor değil mi buraya bakarken? Alıştıktan sonra hiçbir şey olmuyor. Çok güzel olmuyor çalışması, evet. Memnunuz burada çalışmakta. Aynı zamanda sohbet de edebiliyorsunuz değil mi? Fazla konuşamayız çünkü işimiz gereği çok yoğun geçtiği için fazla konuşmak istemiyoruz. Yani önümüze bakmak istiyoruz. Aralarda sohbet ediyorsunuz. Evet yani. Şunu atıyor muyuz? Evet, o kabuk. Kabuk olanları ayrı bir yere atıyoruz. Ayırıyoruz yani bunları, en kötülerini. Sonra düğmeli diye bir şey var, düğmeliler var burada. Düğmeli hangisi oluyor? Ha bak, düğmeli gelmiş. Onları da ayırıyoruz. Bu düğmeli mi? Evet. Ha şurada leke mi varmış bunun? Evet, evet. Ha, ona düğme diyorsunuz. Anladım. Şu lekeye düğme diyorsunuz. Aynen, aynen. Peki, kolay gelsin. Sana yardıma geldim Fatma abla. Buyur, şimdi, gel. Şimdi neler yapacağımı biraz önce biraz öğrendim. Sapları alıyorum. Sapları alacaksın. Düğmelileri alıyorum. Düğmeleri alacaksın. Böyle kurtuları, evet, alıyorum. Evet, kurtuları alacaksın. Aynen. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun ablacığım? 6 yıldır. Seviyor musun işini? Seviyorum. Kaçta başlıyorsunuz? 9'a çeyrek varken başlıyoruz. 5'e çeyrek geçe çıkıyoruz. Çok dikkatli olmak gerekiyor değil mi bu işte? Evet. Bu ne olacak şimdi? Bunlara şimdi ıskarta diyoruz biz. Atacağız. Iskarta, evet. Atıyoruz. Bunlar ıskarta, bunlar güzel domates. En güzel hangisi? Saplılar. Mesela şöyle işeler güzel oluyor. Bak bunlar güzel. Şu güzel. Evet. Yani. Bunlar olmuyor bak, kabuk oluyor. Yani öyle işte işliyoruz. Şey, bunlarda saman oluyor yani, bunları ayrı koyuyoruz. Öyle mi? Evet. Onlar ayıklanacak mı? Bunları tekrar ayıklıyoruz, ayrı koyuyoruz. En güzel domates. En güzel domates bunlar işte. Şöyle. Evet. Düğmeliler var. Düğmelileri mesela öğrendim ben. Sana bir tane düğmeli bulabilirim. Bul. Göremedim. Saplı buldum. Evet. O saplara işte koparıyoruz. Domatesimizin kalitesi iyiymiş demek ki. Evet. Az. Evet, düğmeli az. Güzel domateslerimiz. Çok da sipariş geliyor. Hemen kaptık. Dış ülkeye çok satıyoruz, gidiyor. Öyle mi? Evet. Yurt dışına? Yurt dışına çok gidiyor. Ha. Alanlar memnun yani. Sen kendin kullanıyor musun bundan? Kullanıyoruz, tabii. Nasıl kullanıyorsun, ne yapıyorsun? Mesela buna kendimiz haşlıyoruz, kaynatıyoruz. Ha. Ondan sonra şey, yağla kavuruyoruz. İçine de kuru biber atıyoruz, yiyoruz öyle. Peki, kolay gelsin. Sağ ol, evet, teşekkürler. Hoşça kal. Hadi güle güle. Şimdi işletmenin gıda mühendisi Dilek Sönmez'le konuşacağız. Dilek, paketlenmeye hazırlanmış olan domatesler nerelere gönderiliyor, nasıl kullanılıyor? Bu kuru domatesler daha çok biz Avrupa'ya sevk ediyoruz. Bu Türkiye'de tüketimi çok az yapılıyor. Yani ihraç ediyoruz bunları yurt dışına, İtalya'ya, Avrupa'ya. Orada envai çeşit ürünlerde, pizzada, yani soslarda kullanılıyor. İç talep az. İç talep çok az. Yani daha çok burada zeytincilere falan veriyoruz. Onlar meze şeklinde kullanıyorlar. Zeytinin içine dolduruyorlar. Zeytinle kuru domatesi karıştırıp meze yapıyorlar. Burada zaten müşterinin talebine göre üretimler yapılıyor. Domatesin en önemli şey
ıskarta, yani kalitesi düşük olan domatesler ayrılıyor. Mesela sarı olur, böcekli olur, ıskartalı olur. Bu tür ürünler ayrılıyor. Diğerleri yani birinci, ikinci kalite olarak sevk ediliyor. Buraya gelmeden önce mi mikrobiyoloji laboratuvarında inceleniyor? Müşterinin talebine göre. Müşteri mesela istiyor, biz bugün yükleme yapıyoruz. Analiz raporu istiyorlar, biz akredite laboratuvara gönderiyoruz. Sonuçlar gayet temiz, düzgün çıkıyor. Herhangi bir sorunla karşılaşmıyoruz. Ya, müşteriye raporu gösterip evet, öyle satış yapıyoruz. Aynen. Zaten bunu göndermeden önce analiz sertifikasını istiyorlar. Şu partiden şu malı laboratuvara gönderiyorum, analiz sonuçları budur diye. Ondan sonra sevk ediliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.